Merhaba, İdil Kanın Ege Mutfağı programına hoş geldiniz. Bugün yine Ege yöresine ait çeşitli lezzetleri size aktarmaya çalışacağım. İlk olarak salep tatlısı yapacağım. Arkadan da sürpriz yemeklerim olacak. Şimdi salep tatlısının yapımına geçelim. Normal bir muhallebi mantığında ama içine salep koyuyoruz. Malzemelerini sayayım. 1 litre süt kullanacağız. 1 bardak un, yani 1 su bardağı un. 1 yemek kaşığı nişasta, ben buğday nişastası kullanıyorum. Salep de çok yoğun olduğu için aroması, 1 tepeleme tatlı kaşığı kadar kullanacağız. Ve burada da 6 kaşık şeker var. Vanilya kullanacağız. Tarçını süslemek için kullanacağız. En son bütün muhallebimiz piştikten sonra da hem parlaklık hem de kıvamını versin diye altını kapattıktan sonra tereyağı koyacağız. Şimdi bütün malzemelerimizi şöyle alalım tenceremize. Yavaş yavaş ilave edelim. Önce 1 litre sütü döküyorum. Eskiden benim küçüklüğümde Alaçatı'da sokaktan süt alırdı anne. Ve muhteşem olurdu onun tadı. 1 su bardağı un. Bana yaptığı muhallebileri, özellikle sakızlı muhallebiyi onunla yapardı. Alaçatı'nın tabii sakızı meşhur. Gerçi kaç senedir bas bas bağırıyorlar, sakız ağaçlarımız yok oluyor, sakız yok oluyor diye. Ama tabii biz tüketim toplumu olduğumuz için ne yazık ki. 1 su bardağı unu erittim. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 tatlı kaşığı salep. Şu andan bile mis gibi koktu. Ve 6 yemek kaşığı toz şeker. Vanilyayı da ben en sonra atacağım. Böyle ocağa alalım. Sürekli karıştırarak pişireceğiz. Biraz salepten bahsedelim. Salep öksürük ve bronşite iyi geliyor. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Gerçi bir sürü şey iyi geldiği söyleniyor. İşte kalbe iyi geliyormuş. İşte afrodizyak bir etkisi olduğu söyleniyor. Çeşitli şeyler var ama bunların bilimsel bir kaynağı yok. Fakat salep işte sütle pişirilip içildiği zaman, üzerine tarçın konulduğu zaman, o zaman tarçının etkisi sebebiyle belki öyle bir çekici bir etkisi de olabilir. Salep orkide gillerden, yani orkide familyasından geliyor. Orkidenin önünde böyle ortasında işte yumru yumru böyle tomurcuklar var. Salep onlardan elde ediliyor. Ve dondurma da salepten yapılıyor. Hatta ben bir araştırma okumuştum. Bu dondurmanın içine sürekli salep konulmasından dünya üzerinde, tabii hakiki dondurma saleple yapılıyor. Ve dünyada şu anda bu orkide, işte salepin tohumları artık bulunamayacak bir aşamaya gelecek bir süre sonra ve o bizim yediğimiz çok lezzetli o güzel dondurmaları yiyemeyecek duruma geleceğiz. O yüzden alternatif dondurma fikirleri üretmişler. Yoğurtla yapılan dondurmalar var ya da muzu buzlukta dondurarak dondurma yapıyorlar. Şimdi salebimiz tabii un var içinde ve nişasta var. Kaynama noktasına gelecek ve kaynama noktasına geldiği zaman koyulaşacak. Ben böyle bir cam tepsiye koyacağım. Koyulaşıp piştikten sonra içine tereyağı ve vanilya ekleyeceğim. Buzdolabına kaldıracağız ve hemen ikinci yemeğimizin yapımına geçeceğim. Şimdi sürekli karıştırarak salep tatlımızın koyulaşmasını, kıvam almasını bekliyorum. Şimdi muhallebimiz koyulaştı. Altını kapattım. Altını kapattıktan sonra bir paket vanilya ve bir miktar tereyağı. Zevke göre ben böyle 2 kaşık kadar kullanacağım. Ve mikserle çırpıyoruz aynı yöne doğru. Altı kapalı.